Hemen ilk konuğumuza merhaba diyelim. Bilişsel nörolog ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Gülüstü Salur bizimle. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Şimdi konuşacağız birazcık. Az önce programın başında da söyledim ya. Biraz kendimizi aslında geleceğimizi konuşacağız sizinle ama şimdi sizin özgeçmişinize şöyle bir baktığımda özellikle 65 artı Yaşlı Hakları Derneği sizin aktif sosyal çalışmaları sürdürdüğünüz çatılardan biri. Aynı zamanda Alzheimer Derneği'nin kurucularından bir tanesisiniz. Yaşların yalnızlaşmasının önüne geçmek için her yaşta üretkenliğin artmasını savunuyorsunuz. Evet. Nasıl bu konuyla ilgilenmeye başladınız? Neden bu konuyla ilgileniyorsunuz? Peki, hayat buraya getirdi beni. Ben üç kuşağın bir arada yaşadığı bir evde büyüdüm. Rahmetli babaannem 100 yaşını görmüştü. Maşallah. Bizimle yaşardı. Büyük Allah ve yakın bir aileyiz. O zaman da hepimiz aynı sokakta, çoğumuz aynı binada oturuyorduk büyürken. Ve üç kuşak bir arada olmak benim için çok tipik bir aile örneği. Ve halen de bizim ailemizde kuşaklar bir aradalar olabildiğince. Dolayısıyla yani yaşlıları toplumdan, kendimizden ayrıştıran bir model benim için hiçbir zaman geçerli olmadı. Hep hekim olmak istiyordum. O yolda ilerlerken nöroloji, beynin nasıl çalıştığı, onun matematiği beni çok cezbediyordu. Ama itiraf edeceğim, nöroloji ihtisasına başladığımda nöroloji çok güzel ama ben demanslarla ilgilenmem gibi bir büyük laf etmiştim. Ürkütücü geliyordu bir taraftan demanslar. Yani o kayıplar tarafını o zaman görüyorsunuz dışarıdan baktığınızda. Ama sonra bilişsel nörolojiyle, yani beynin sadece motor ve duysal becerileri değil, aklımız, fikrimiz, muhakememiz, hatırlamamız, dikkatimiz, bütün bunların nasıl beyinde işlediğini gösteren üst alan nöroloji de bilişsel nöroloji. Bu alanla ilgilenince de yani aklın, fikrin hastalığı tabii ki demanslar oluyor. O zaman kendimi birden demans konusunda özelleşmiş bir doktor olarak buluverdim. Bunun için de dünyanın en önemli merkezlerinden birinde çok değerli hocam Marcel Meşulam'la çalıştım. Ve orada yaptığım araştırmalarda ve üst ihtisasta işin kendini mutfağında hissedeceğim çok çok güzel çalışmalar da bulunabildim. 20 seneyi geçen bir zamandan bahsediyoruz. Ve o zamandan beri de demans ve hareket bozuklukları, yani klasik örnekleri bunların Alzheimer ve Parkinson hastalığı, bu sorunları olan hastalara hizmet veriyorum. Tabii bu sorunları olan hastaların büyük bir kısmı ileri yaşta kimseler. Evet. Öyle olunca hem onlarla hem aileleriyle çalışırken konunun sadece bir hastalık başlığına, ona reçete yazmayı indirgenemeyeceği çok açık zaten. Yani bütün kronik hastalıklar için geçerli ama aklı, fikri ve hareketi bu düzeyde ilerleyici bir şekilde etkileyen hastalıklar yaşamın her alanında insanları zora sokabiliyorlar. O zaman onların işte hukuksal hakları, finansal durumları, sosyal yaşamları, her şeyle ilgili sorunlar hep önüme geliyordu. Onlara yol arkadaşlığı yaparken ve birçok hastamın yakını da bu konuda kaygılarını dile getiriyordu. Yaşlılığı bütün olarak ele alıp yaşlılığa dair daha güzel şeyler yapmak gerektiğine karar verdik hep birlikte. Ve yaklaşık işte evveli de var ön hazırlıklar ama 4 seneden biraz fazla oldu. 65 artı Yaşlı Hakları Derneği'ni kurduk. Kuruluş hikayesi de enteresandır. Biraz anlatacağım. Yani bir isim verme maceramız var mesela. Biraz açabileceğimiz konuları da oradan tetiklemiş olacak bu. Biz işte yaşlılara dair her şey olsun dedik. Evet, ben sağlıkçıyım. Sağlık sorunlarıyla, hastalıkla ilgileniyorum. Ama hastalık odaklı olmasın bu dernek dedik. Çünkü zaten çeşitli meslek gruplarının... Yaşlı deyince hep hastalıklar geliyor. İşte olmasın aklına. Zaten. Yani yaşlıları daha güçlendiren... Demin siz tanıtımda da söylediniz. Dün akşam sevilen bir dizide de bu hafta Yaşlılar Haftası diye Darülaceze'ye bir ziyarete gittiler dizinin oyuncuları. Bir taraftan çok hoşuma gitti bu. Çok değerli buluyorum böyle bir farkındalık, böyle bir gayret olmasını. Ama bir taraftan da yaşlıların gereksinimlerini sadece böyle yalnız ve yoksun olduklarında onlara biz iyilik yapıyoruz.
ziyaret ediyoruz da indirgemememiz gerekiyor. Yani evet, bağımlı olan, çok yalnız olan yaşlılarımız da olabilir, gençlerimiz de olabilir. Yani biz yaşlılığı yaşamın bütününün bir parçası olan bir hayat dönemi olarak tanımlamalıyız. Çünkü evet, çok doğru bir şey söylediniz. Çünkü başlangıçta söylemek istediğim şey de aslında tam olarak buydu. Biz sanki hani bir toplum var, yaşlılar. Evet. Ama onlar bizim ayrı yani. Aslında onlar bizim yaşanmış halimiz değil. Onlar böyle gökten zembille inmişler, yaşlı olarak inmişler sanki gibi bir algı da var. Yani hani o noktaya doğru yaklaşmadıkça aslında, evet, biz yaş almadıkça hani onları böyle farklı bir insan topluluğuymuş gibi görme gibi bir durumumuz söz konusu. Ve o elbiseyi bazen onlar da giyiyorlar. Bu da çok sakıncalı. Bakın, bu hafta Yaşlılar Haftası nedeniyle çok toplantılara katıldım. İstanbul'da çeşitli belediyelerle çok güzel faaliyetlerimiz var dernekte. Bayrampaşa Belediyesi muhteşem bir çalışma yaptı. Çok hızlı. Bu sene de malum yaşlılık yılı. 1000'in üstünde yaşlıyı üniversite öğrencilerini organize ettiler, eğittiler ve çok önemli İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümündeki yapılmış bir araştırmadan da destek alarak çok uzun bir mülakat yaptılar, yarım saati geçen. Ve bu mülakatta onların sosyal durumları, yaşamlarıyla ilgili bilgi topladılar. Sorulardan bir tanesi, bunlar yaşlılara soruluyor, dikkatinizi çekerim. Yaşlılık sizce kaç yaşında başlar? %28'e 50-60 penceresi demiş. %35'e 60-70 penceresi demiş. Şimdi cevap hakkı doğar mı bilmiyorum ama bizim Sayın Ertuğrul Özkök'le böyle tatlı bir şeyimiz atışma oldu. Atışma oldu demeyelim ama böyle karşılıklı bir şey. Şimdi tabii biz yaşlı sözcüğünü 65 yaş üstü için kullanıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımı şu bu. Şu an annem kabul etmiyordur onu, ben size söyleyeyim. Kabul eden var, etmeyen var. Evet. Ben şimdi kabul etmeyenlere de işte siz yaşlısınız deyip kaçan çocuğu oynamak istemiyorum. Tabii, tabii. Yani ben henüz 65 artı olmadığım için oradaki birisi yaşlı sıfatını kendi isminin önüne koymak istemiyorsa biz elbette buna ısrar etmeyeceğiz. Ama toplumsal olarak, hukuksal olarak bir sınır koyulması gerekiyor. Ve Birleşmiş Milletler bu sınırı 60'a koyuyor. Çünkü az gelişmiş ülkelerde gerçekten yaşlılığa özgü değişimler daha erken başlıyor. Pazartesi günü Kadıköy Belediyesi ile yaptığımız bir etkinlikte Kozyatağı Kültür Merkezi'nde yanımızda da çok değerli tiyatro sanatçıları Gülsen Tuncer ile İsmail Düvenci de vardı. Onlar bir eğitim videomuzda oynadılar, bizim yıldızlarımız. Çok çok değerli sanatçılar. Onlarla birlikte hem filmi gösterdik hem çeşitli konularda sohbet ettik. Şimdi Gülsen Hanım çok tatlı, o yaşlılığını giyinen bir insan. İsmail Bey, ben yaşlı sözcüğünü kabul etmiyorum dedi. Salonda da işte 200'e yakın her yaştan ama daha çok yaşı ileri insan vardı ve bir oylama yaptık biz. Kimler yaşlı sözcüğünü kabul ediyor, kimler etmiyor diye. Tabii orada şu çıkıyor, siz nasıl sunarsanız yaşlılığı. Yani bizim de dernek olarak, yani bugün hepiniz yaşlısınız 65 yaş üstündekilere demek istemiyoruz. Bizim kendi yönetim kurulumuzda durun bakalım ben daha yaşlı değilim diyen 65 artılar var. Biz yaşlı olmanın yoksun, hasta, çökmüş, ihtiyarlık temsili, kocamışlık temsili olmamasını, aktif bir yaşlılığın, sağlıklı, üretken bir yaşlılığın artık kabul edilir bir model olmasını istiyoruz ki insanlar ben yaşlıyım ve mutluyum, yaşlıyım ve aktifim, yaşım hiçbir şeye engel değil, ben yaşsızım diye bilsinler. Şimdi, evet, şimdi yeni bir yaş sınırlaması, sınıflaması var. Şimdi bu sürekli böyle bir her yıl çıkıyor işte. Kim işte ergen yaşları, işte orta yaşlar, genç yaşlar farklı dilimlere konuluyor. Şimdi burada da 65-75 yaşlılığın gençliği diye, evet, bir sınıflama, evet, olmuş. 75-85 yaşlılığın ortası, 85 üstü gerçekten yaşlılık demek. Şimdi son dönemde de pelesenk oldu, bayağı da böyle moda ya, işte yaşlılık değil, yaşlanmadım, yaş aldım. Şimdi tabii ki insanlar nasıl rahat ediyorlarsa öyle, kendilerini öyle tanıtsınlar. Ama biz yani bir bilimsel gerçekler var, sosyal gerçekler, hı-hı, var. Bir de gene o toplantıda Kadıköy'de şunu sordum salona. Tamam, yaşlılığı 75'e çekelim. Hı. Devlet çeksin. Peki. O zaman emeklilik yaşını da ileri alacak devlet. Hı, şu anda, toplu taşımada tabii, ücretsiz dolaşım hakkını da ileri alacak. Bunda da çok tartışmalar var. Şimdi bizim sosyal yapıyı
çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bir de burada belirleyici olan aslında ekonomik gerçekler. Yani yaşlılık çok nadir bir tanım buldum yaşlılıkla ilgili. O yaşınızda beklenen 10 yıl daha ömrünüz varsa yaşlı sayılıyormuşsunuz diyen bir bakış açısı okudum. Şimdi bunlar yetmiyor. 65'ten diyelim 105'e kadar gene başka bir huzurevi toplantısında dinleyiciler arasında 105 yaşında bir beyefendi vardı. Dedim ki 40 senelik bir yaşam diliminden bahsediyoruz. 40 senelik yaşam dilimindeki herkesi biz nasıl hepsine yaşlı dedik ve aynı ihtiyaçlar var. Aynı ihtiyaçlar içinde biz işte toplum olarak, sağlık sistemi olarak, ekonomi, sosyal güvenlik olarak aynı tedbirleri alacağız. Böyle bir şey yok. Yani biz dernekte şöyle bir hedef aslında koyduk ortaya. 65 artı yaşlı hakları derneği derken 65 yaş insanların bir değişimi karşılamaya hazırlığa başlamaları gereken yaş. Yani hayatta yeni bir dönem başladı. Ergenlik gibi aslında. Çok güzel söylediniz. Değil mi? Çünkü bu benim çok kullandığım bir benzetme. Şimdi yaşlarımızı çocuklara benzetmeyi sevmiyoruz. Ama bir döngünün tamamlanması örneği üzerinden gidecek olursak gerçekten çok büyük yaşam değişimlerinin olduğu, böyle bazı alanlarda grileşmenin olduğu bir yaşam dönemi. Şimdi bir ergen de 14 yaşındaki birisi bazı kültürlerde evlenebiliyor, anne olabiliyor. Araba aslında kullanabilir, bir evi çekip çevirebilir, işte bazı temel işleri yapabilir. Ama biz 14 yaşındaki insanların araba kullanmasını, evlenmesini, oy vermesini istemiyoruz. Çünkü henüz zihinsel olgunluklarını, yani ön lob özellikle yeterince gelişmemiş oluyor, tamamlamış olmuyorlar. Ve çok kolay, aslında kırılgan tarafları var demeliyim. Onun için ailelerinin, toplumun onları biraz daha gözetmesi gerekiyor. Ve olgunluk seviyeleri çok değişken olabiliyor. Yani kızlar biraz daha erken ergenliğe giriyorlar, erkekler biraz daha geç. Bunlar daha bizim kolay gözlediğimiz ve oynama payı daha dar olan değişimler. Ama yaşlılıkta yani bir 65 yaşındaki ile bazen bir 85 yaşındakini kıyaslayabiliyorsunuz aslında. Hayattaki etkinlik anlamında. Yani burada yaşlanırken yaşlanmaya hazırlık kavramından bahsediyoruz. Çıkış noktası şu. İnsan önce kendini tanıyacak. Ben kimim? Nasıl bir hayatım var? Nasıl bir sosyal çevrem? Nasıl bir ailem var? Ne istiyorum ben? Ne istiyorum hayattan? Şimdiye kadar yaptıklarım ne? Bundan sonra yapma potansiyelim olan şeyler ne? Sağlık açısından benim ailevi risklerim varsa ben doktor sevmem, ilaç sevmem deme lüksüm yok. Taramalarımı yaptırırım, kontrollerimi yaptırırım. İlaç kullanmam gerekiyorsa onu doğru kullanmayı öğrenirim. Ve gene işte doktorumla iyi bir ilişkide onları takip ettirebilirim. Ama bunun dışında da faktörler var. Mesela yaşlılığın finansmanı gibi kocaman bir sorun var önümüzde. Tabii. Çünkü insanlar ne kadar yaşayacaklarını öngöremedikleri gibi yaşlılıkta gelir getirici işler yapma ihtimalleri giderek azalıyor. Biz bu konuda da ileri yaşta ikinci işler, istihdam artışı nasıl gerçekleşebilir? İnsanlar yani üretkenliğin içinde kalmayı sırf hobi olarak kastetmiyoruz. Mesela üniversite hocaları 70'li yaşlarında da bütün o bilgelikleriyle çok iyi örnek olabilirler. Bir film vardı Stajyer diye Robert De Niro'nun oynadığı. İzleyenler görecektir. Orada emeklilik sonrası bir, çok güzel bir staj programında. Çünkü neden? Çok doğru bir şey söylediniz. Hani Türkiye'de genelde işte 60'ında 65'inde hani klasik işte bu hocaları ya da başka iş dallarını, doktorları belki bir tarafa koyuyorum. Emekli oldum oluyorlar. Evlerde devam ediyorlar. Hatta bazen işte erkekler emekli oluyorsa eşler diyor ki eyvah ben bu adamla şimdi nasıl başa çıkacağım. Kadın yine bir şekilde kendini üretime veriyor ama erkeklerde daha çok problem yaşanıyor bununla ilgili olarak. Şu benim çok dikkatimi çekmişti. Amerika'ya gittiğimde ben orada bir hastanedeyiz ve hastanede yemek alıyoruz. Evet, çalışanlar var, çok genç çalışanlar var. İşte yemekhanede, çeşitli daha oturarak yapılacak işlerde, kayıt masalarında genelde 65 yaş üstü
insanlar vardı. Evet. İşte yemekhanedeki kasada falan. Tabii, hostesler vardı. Evet, o kadar tatlılardı ki. Evet. Ve ben şey dedim, ya dedim ki işte bu üretkenlik herhalde böyle bir şey. Onlar belki işte emekli oldular, öyle oldu, böyle oldu ama çalışmaya devam ediyorlar bir şekilde. Devlet de belki bununla beraber bunu destekliyor. Evet, hani? Yani bu hem ekonomik olarak hem vakit geçirme anlamında. Hı hı. Yani insanın hayatına hep mana katması gerekiyor. Evet. Bir işe yaradığını hissetmesi, bir ödüllenme mekanizmasının hayatta devam etmesi gerekiyor. Daha dün gece bir yazı okudum. Hep verdiğim bir örneği destekliyor. Pakistanlı bir kardiyolog bir hikaye yazmış. İşte annem çocuklara bakmaya geliyordu, bunun üzerine bazı okumalar yaptım, araştırmalar yaptım diye. Anneanne ya da büyükanne faktörü diye bir faktörden den vuruluyor bu yazıda. Şimdi zaten seneler evvel Kanada'da bir araştırma göstermişti. Torunlarına bakan büyükanneler torunları üniversiteye gidene kadar hastalanmıyorlarmış kolay kolay. Yani orada bir hani anneliğin verdiği bir güç var ya insana. Evet. İkinci bir kuşak için ve aslında bu dün okuduğum yazı da büyük anne faktörünün aslında ömrü uzattığını, nesillerin devamını kolaylaştırdığını söylüyor. Anne duydun değil mi? Duydum. Evet. Evet. Ki benim çocuklarıma hani benim annem de bütün torunlarına baktı. Gerçekten öyle. Ve ne zaman çocuklar hani biz başka bir yere taşındık. Ondan sonra hastalıkları başladı. Tahmin ki annem 65 yaşında. Maşallah. Evet, hani şükürler olsun hani iyi ama ne zaman başka ki başka torunlar gelebilir ona bakmak için. Öyle mi? Yok. İşte artık bilmiyorum, kardeşlerimden bekliyorum. Bundan sonrası için bende bitti. Gerçekten yani sadece kadına tabii annelik rolünü biçelim anlamında tabii, da söylemiyoruz bunu. Ama yani kuşakların birbiriyle yardımlaşmasına girmek çok istiyorum önemli buradan. Yani kuşaklar arası dayanışma sosyal anlamda da, psikolojik anlamda da, ekonomik anlamda da çok çok önemli. Hı hı. Yani şöyle düşünün, bir pazar sabahı ben bugün buraya gelirken onu düşündüm. İnsanlar işte çekirdek aileyi düşünüyorum, kalkıyorlar işte güç bela kahvaltı hazırlıyorlar. Bu sabah ben buraya geleceğim diye erken hazırlanmam gerekiyordu. İki ayağım bir pabuçtaydı. Annem bana kahvaltımı hazırladı. Hazır masaya oturdum, çayımı içtim, öyle geldim. Oh. Yani bu etkileşim gerçekten herkese çok iyi gelen, bir arada olmanın sağladığı bir sürü avantajı da görebilmemiz lazım. Çok kıymetli. Çok kıymetli. Gerçekten. Beni de babaannem büyüttü mesela. Ve şükürler olsun sağ, şu anda da büyük ihtimalle izliyor beni, her hafta sonu ona izliyor. Ona da saygılarımızı yollayalım o zaman. Evet, ve bütün torunlarını o büyüttü. Yani hani şu anda böyle Ankara'ya gitmek, onunla sohbet etmek, babaannemle beraber vakit geçirmek benim için hayattaki en kıymetli şeylerden bir tanesi. Evet. Biz galiba o değerleri birazcık unutuyoruz bu yoğun yaşam arasında. Çünkü son bir 5 dakikamız var, o yüzden bu soru benim için çok kıymetli, onu sormak istiyorum ve böyle bitirmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de her 5 yaşlıdan birinin yalnız yaşadığını söylüyoruz ve bunların çoğunluğunda kadınlar oluşturuyor. Yaşlılık ve yalnızlık kavramı maalesef hep yan yana kullanılan bir şey. Burada ne yapmak gerekiyor? Evet, bazen imkan dahilinde yalnız kalmak durumunda, işte çocukları yok ya da akrabaları yok. Ama bazen de biz yalnız bırakıyoruz o insanları. Sıkılıyoruz. Yani evet, şimdi birazcık hani çok net konuşmak lazım. Bunalıyoruz, sıkılıyoruz. Fazla geliyor bazen. O hastalık da aynı şekilde. Bunun çok acı verici olduğunu düşünüyorum. Ve çok beni içten çok yaralayan bir mevzu bu. Ne yapmamız lazım? Denge bulmamız lazım bence. Yani onların, ben şu örneği çok görüyorum. Mesela yalnız yaşayan bir işte anne, Alzheimer teşhisi koyuyoruz. Ailenin kucağına bir bomba düşmüş gibi, büyük bir panik. Çünkü hava genellikle, ya bizim kendi hayatımızda o kadar sorumluluğumuz var ki, sandviç kuşak için konuşuyorum. Yani zaten kendi hayatımıza, kendi çocuklarımıza yetemiyoruz. Şimdi annemize nasıl bakacağız? Bir de bu çok böyle zor değil gerçekten. Bence, hasta yakını için yani, alzaymış. Evet, çok zor. Çok zor. Ama hayatımızın içinde tutarsak onları, o geçişler çok kolay yaşanıyor. Bir büyüğümüz şey demişti, biz peder şahi aileden velet şahi aileye geçtik demişti. Yani biraz çocuklarımızın peşinden koştuğumuzun onda biri kadar, yarısı kadar demiyorum,
büyüklerimizin de olduğunu hatırlarsak, çünkü büyüklerimiz açık açık talep etmiyorlar. İçten içe istiyorlar ve hakikaten yani şimdinin yaşlı kuşağında bizim kuşak yaşlanınca daha talepkar olacak. Daha kesinlikle arsız olacağımızdan korkuyorum. Ama şimdiki büyüklerimiz daha böyle tevekkül, daha olana razı ve aman çocuklar iyi olsun, çocuklarımızla yük olmayalım bakışıyla yaklaşıyorlar. Çünkü bu o kadar önemli ki ben bunu hani çok net, benim için çok güzel bir örnektir babaannem. Bir rahatsızlık geçirdi ve o rahatsızlık sırasında hani biz onunla böyle konuşuruz, dertleşiriz, sohbet ederiz. Babaannem de onu fark etmiştim mesela. Çünkü şimdiye kadar herkese o baktı. Evet. Herkese o büyüttü. Evet. Herkese o, bütün dertlere o koştu. Evet. Ve içten içe bu kadar çok koştururken, ayaktayken ve güçlüyken sanki hani tırnak içinde muhtaçmış gibi olmak ona dokunmaya başladı. Bunu ben çok net hissetmiştim onda mesela. Yani orada da bence ben yaşlılara da şu mesajı vermek istiyorum. Değişim kaçınılmaz hepimiz için. Hepimizin değişik hayat evrelerinde eskiden yapıp artık yapamadığımız bir şeyler oluyor. Yani bu aslında yetişkinlikten itibaren başlıyor. Bazı kayıplar mı diyeceğiz, değişiklikler mi diyeceğiz? Onların da bunları karşılamaya hazır olması gerekiyor. Ve yani ben hep şey derim, yaşlılığınız için iki şey biriktirin, insan ve para. Ya. Yani eğer hayatınızda sizin güzel alışverişlerde bulunduğunuz insanlar, sevdiğiniz, değer verdiğiniz, güvendiğiniz insanlar varsa, onlar size bakmak istiyorlarsa biraz onlara teslim olabilmek gerekiyor. Bu mücadeleye de çok tanık oluyorum. Çocukları yapmak istiyorlar, yok hayır hayır diye. Aynen. Engelle de karşılaşabiliyorlar. Aynen öyle. Bence işin temelinde bir iletişim var. İnsanlar yaşlılığa dair konuları, yani bir çocuk hangi okula gidecek, hangi üniversiteye gidecek hep konuşuluyor, çok emek veriliyor. Ama yaşlılığa dair değişimlere o hiç gelmeyecekmiş gibi hazırlanılmıyor. Evet evet. Yani inşallah hepimiz yaşlanabiliriz, sağlıklı aktif yaşlanabiliriz. Aynen, şimdi ve hazırlanalım. Artık, evet ve son dönemde de belki öyle bitirelim. Hep aslında hep böyle işte anti aging. Şimdi artık well aging çıktı. Yani anti yok. Yok. Hani, evet. İyi bir şekilde yaşlanmak, iyi bir şekilde yaşlanmak çok keyifliydi sizinle sohbet etmek. Benim için de öyleydi. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Ben bir kez daha farklı değerleri hatırladım söyledikleriniz sayesinde. Umarım izleyicilerimiz de öyle olmuştur. Umarım. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Anneciğinizin de ellerinden öperiz. Bir mukabele. Çok teşekkürler. Gülüşü Salur bizimle beraberdi. Hakikaten umarım siz de hatırlamışsınızdır ya da belki son dönemde ihmal ettiğiniz büyükleriniz varsa. Şimdi kısa bir aramız var. Bu arada onları bir ararsınız, bir onları sevdiğinizi söylersiniz. Kısacık bir ara, tekrar buradayız.